Hello friends, how are you? I hope you are learning well from my channel. If you didn't subscribe yet, please subscribe now. Haydi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz şimdiki zaman soru. Today we are going to learn present continuous tense question, soru. In Arabic, sual. So, what is the rule? Fiil, şimdiki zaman eki, present continuous tense suffix. What was the present continuous tense suffix? It was your, right? Your. And then, soru eki, question suffix. In Turkish, question suffixes, we learned it before. Let's remember, in Turkish we have four question suffixes. Mı, mi, mu, mü. Okay? So, here, soru eki, yani question suffix. And then şahıs eki, it was personal suffix, right? Personal suffix. So, let's see. Arkadaşlar, size şöyle gösteriyorum. Şimdi fiil, okay, tamam fiil, okumak fiili, to read yani, it means to read. Oku, okay, fiil. And then şimdiki zaman eki yani your, okay, okuyor, tamam. And then soru eki question suffix. And then it says mu. Why? Because for question suffix we said we have four question suffix. But how we are choosing mı or mi or mu or mü? It depends on the last vowel, right? So, look at this here. O. So, if the last vowel, O and U, we were choosing mu. Okay, so that's why we are choosing mu here. And then, okay, we choose mu. And then, şahıs eki yani personal suffix. Okay, for ben, personal suffix, Evet arkadaşlar, okuyor, I will clear and then I will show you again. Okuyor muyum? It means, am I reading? So, I make it question. Ben okuyor muyum? Sen okuyor musun? Evet, this one sun for sen. Şahıs eki. Soru eki mu? Şimdiki zaman eki your, fiil okumak. Okay. Sen okuyor musun? O okuyor mu? Is she or he reading? Biz okuyor muyuz? Biz okuyor muyuz? Are we reading? Siz okuyor musunuz? Are you reading? But plural. Onlar okuyorlar mı? Are they reading. Onlar okuyorlar mı? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere fiil, şimdiki zaman eki, soru eki and şahıs eki. Okay? Bilmek, another example. Biliyor muyum? Ben. Biliyor muyum? Sen biliyor musun? O biliyor mu? Biz biliyor muyuz? Siz biliyor musunuz? Onlar biliyorlar mı? Evet arkadaşlar. Şimdi for onlar only question suffix end of the sentences, right? Look at this. Be careful here. Here we choose mı for question suffix because of the last vowel a, right? Çok güzel. Another example gelmek fiili.
Gelmek, what was the meaning? Gelmek, to come, verb, it is a verb and it means come, to come. Evet arkadaşlar, gelmek, ben geliyor muyum? Ben geliyor muyum? Am I coming? Ben geliyor muyum? Sen geliyor musun? Are you coming? Sen geliyor musun? O geliyor mu? O geliyor mu? Is he or she or it is coming? Okay. Biz geliyor muyuz? Are we coming? Biz geliyor muyuz? Siz geliyor musunuz? Are you coming? Onlar geliyorlar mı? Are they coming? Bu da arkadaşlar şimdiki zaman soru. Örnek cümlelere bakalım. Let's see the examples. Bebek ağlıyor mu? Bebek ağlıyor mu? Baby, bebek baby. Ağlamak, the verb arkadaşlar ağlamak. To cry. Ağlıyor mu? Bebek ağlıyor mu? Yani is the baby crying? Sen tahtayı siliyor musun? Sen tahtayı siliyor musun? Bakın sen siliyor musun? Gördüğünüz üzere burada soru yaptık. Siz de derse geliyor musunuz? Bakın geliyor musunuz? Burada siz. Gördünüz değil mi? Siz. Burada question suffix. Sunuz. Pardon. Personal suffix. Right? Personal suffix. Sunuz. Or siz. Right? Çocuklar. Çocuklar neydi? Children. So onlar. Okay. So oynuyorlar mı? Çocuklar futbol oynuyorlar mı? Gördüğünüz üzere burada da böyle soru yaptık. Olumlu, pozitif, olumsuz, negatif. Olumlu soru, positive question. Olumsuz soru, negative question. Evet, we learn olumlu, olumsuz, olumlu soru. Evet, so how can I make it negative question, right? Evet arkadaşlar, it is easy. First you make it negative, gelmiyor, bak gelmiyor, negative. And then make it question, muyum. Evet arkadaşlar, question suffix mu is coming before şahıs eki, personal suffix. Okay, you will just be careful here. Okay, that's it. And then you are making it negative question. O kadar, that's it. Evet, sen bakalım gelmiyorsun, right? Bak sen gelmiyorsun, negative. You are not coming. So burada bak gelmiyor musun? Negative question, olumsuz soru. O gelmiyor. Bakın o gelmiyor. Olumsuz. O gelmiyor mu? Negative question. Biz gelmiyoruz. Biz gelmiyoruz. Gelmiyor muyuz? Negative question for biz. Siz gelmiyorsunuz. Gelmiyorsunuz. Gelmiyor musunuz? Negative question. Onlar gelmiyorlar. Onlar gelmiyorlar. Onlar gelmiyorlar mı? Negative question. Evet arkadaşlar. So we learn positive, negative question and negative question in present continuous tense. Evet. Here let's do some exercise together. Let's complete the sentences like that examples. Evet, şimdi burada here what we will do, we will make it question, right? Sen kahve sev. Şimdi fiil arkadaşlar, fiil sevmek değil mi? Sevmek. So I will make it question. Okay. Fiil, tamam. And then we were adding your, yani şimdiki zaman eki, present continuous tense suffix. Why I said your? Because it is ending consonant and then the last vowel e. Okay, I will add your. O,
Şimdi burada o, pardon, not sen, o. He or she, right? O kahve seviyor. For question, what I will do? I will add more, right? So, o kahve seviyor mu? Is onlar hafta sonları geç kalkmak. Evet. Geç kalkmak. Geç kalkmak yani woke up late. Tamam mı? Geç late. Kalkmak wake up. And then şimdi burada çünkü çalışmıyorlar. Evet. Şimdi burada present continuous tense. Evet. Fiil kalkmak. So onlar şahıs. Onlar şahıs eki it will be'lar değil mi? Kalkıyorlar. Evet. Onlar hafta sonları geç kalk. Sen yarın arkadaşın ile burada ne yapacağız? Soru. Question. So sen you yarın tomorrow arkadaşların ile with your friend buluşmak to meet. Buluş. Evet şimdi bakalım. Buluşmak fiili to meet. And then it is ending ş yani konsonant. And then last vowel u. Okay, so uyor. Buluşuyor. Sen it will be for question mu first mu and then personal suffix for sen it was soon. Buluşuyor musun? Okay. Öğrenciler ödev. Evet, burada ne yapalım? Ödev yapmak. Do homework. So, öğrenciler students they. Okay. Yani onlar. So, öğrenciler ödev yapıyorlar. Okay. Öğrenciler ödev yapıyorlar. Telefon kapalı. Telefonun kapalı. Çalış. Burada soru yapacağız. Çalışmak. To work. So, are you working? Mesela I will say like that. Çalışıyor musun? Çalışıyor musun? Annesi onu çok özlüyor. Annesi onu çok özlüyor. Onu ara. Aramak. To call. Evet burada ne yapacağız? Soru yapacağız. Annesi onu çok özlüyor. Onu arıyor musun? Onu arıyor musun? Annesi onu çok özlüyor. Onu arıyor musun? Aslı şimdi radyo dinlemek. Evet, Aslı şimdi now, şimdi now radyo dinlemek. Listening radyo. So, radyo dinliyor. Arkadaşlar, remember if the verb ending e, we were drawing and then we were seeing the last vowel. Okay, last vowel e, so dinliyor. Okay, I don't say dinliyor. I say dinliyor. Okay, Aslı o, so personal suffix yok. There is no personal suffix. Çünkü o. We don't add anything. Okay. So yemek sıcak. Yemek sıcak. O yemek sıcak. The food is hot. O burada ne yapacağız? Soru yapıyoruz. So o yiyor mu? Yiyor mu? Bakın also yemek fiili we were changing the e right? Okay, remember. Devam edelim. Let's continue. Biz konsere nokta 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 çünkü biletimiz yok. We don't because we don't have ticket. So here we will say negative because we don't have ticket. Biz konsere gitmiyoruz.
Biz konsere gitmiyoruz. We are not going to concert because we don't have ticket. Okay, so we here make it here negative. Hala evdesin. Ha. Still you are at home. Are you not going to school? Also, I will make it negative question. So, okula gel. Pardon, gelmekmiş arkadaşlar. Gelmek, come yani. Are you not coming to school? So, okula gel mi? Burada nokta var. Miyor. Bakın, negative, gelmiyor. And then for question, mu? Sen gelmiyor musun? Are you not coming to school, okula? To school. Annem ile her sabah kahvaltı. Annem ile. Evet, so me and my mom, so kahvaltı etmek. Having breakfast, so what we will say? Kahvaltı ed, evet, te is converting to de. Arkadaşlar, let's remember. So we will say kahvaltı ediyoruz. Annem ile her sabah kahvaltı ediyoruz. We are having breakfast with my mom every morning. Yarın tatil, tomorrow holiday. Ben çalışmak, to work. So if tomorrow holiday, you are not working. So ben çalışmıyorum. Mıyorum. I am not working. Ben çalışmıyorum. Film 20'de. Film 20.00'da baş. Nokta nokta 20.30'da başlıyor. The film is starting at 8:30. So we will make it here negative because it's not starting at 8. So film 20.00'da başlamıyor. Başlamıyor, 20.30'da başlıyor. Yanlış otobüse biniyorsunuz. Bu otobüs Taksim'den geçmiyor. Geçmiyor. Neden? I make it negative. Why I make it negative? Because you are getting on wrong bus. So, this is not passing by Taksim. So, I make it negative. Geçmek, to pass. Okay? Onlar her sabah spor yapıyorlar mı? Onlar her sabah spor yapıyorlar mı? Spor. Sport. Siz İngilizce biliyor. Biliyor musunuz? Burada soru, we make it question. Siz İngilizce biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Bakın siz değil mi? Sunuz. Evet arkadaşlar, şimdiki zaman olumlu, olumsuz, olumlu soru, olumsuz soru bitti. Arkadaşlar, we finished present continuous tense, positive sentences, negative sentences, positive question and negative question. Also, we show some examples. Diğer derste görüşürüz. See you next class.